bizlerin görüş önerileri, bizler için çok teşekkür. Bu amaçla bugün sizi buraya davet ettik. Mersin kentimizin ulaşımında geleceğini planlayan ve yatırım programlarının belirleyicisi, sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik diyebileceğimiz bir belgemiz olacak. Bu belgeyi doğru hazırlamak kadar uygulamasının da şehrimize doğru katkı sağlayacağı hiç şüphesizdir. Bu sebeple sizleri buraya davet ettik. Çünkü bu plan kapsamında tüm kurumlarımıza düşen görevler, çalışmalar bulunmaktadır. Alanında uzman kadrolarımız ulaşımdaki yenilikleri ve sistemleri inceleyerek projelendirdiği Ulaşım Master ana planının 4 merkez ilçenin yanı sıra Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde de çalışmalarımızı tamamladık. Mersin'in en önemli sorunlarının başında gelen ulaşım sorununu çözmek için Mersinlilerin ilgili talep, eğitim ve ulaşım hareketleri ile alışkanlıklarını sahada hep birlikte belirledik. Hane halklarının ulaşımla ilgili bilgileri, ulaşımda yaşadığı sorunları, ulaşımda harcanan süre, ücret, hane halkının araç sahipliği gibi ulaşımla ilgili tüm sorulara cevap bulmaya çalıştık. Toplamaya, güncellemeye, iletişim kurmaya çabaladık ve bu çerçevede de çalışma toplantıları gerçekleştirdik. İlçe belediyeler olsun, diğer kurumlar olsun. 7 ilçe üzerinde bazı detay bilgileri aktarmak istiyorum. Aşağı yukarı 1,5 milyonluk nüfusumuz 7 ilçemizin kentsel arasında ciddi sorunlar yaşandı. İnsanlar istasyondan iniyorlar, taksi bulamıyorlar ya da binecek diğer toplu taşıma aracını bulamıyor ya da arabasını park edecek yer bulamıyor. Rail sistem bütün bu modlarla çok bağlantılıdır. Rail sistem geldikten sonra mesela İstanbul'da en çok kazananlar taksiciler olmuştur. Çünkü siz evinizden taksiye binip hemen çok kısa bir ücretle, çok kısa bir mesafede metroya gidip metroyla daha uzun mesafeye seyahat ediyorsunuz. Dolayısıyla bunları entegre etmek bizim temel sorumluluğumuz. Bunları mekan olarak da planlamak istiyoruz. Bütün modları bir araya getirmek, insanlar bisikletiyle yaya olarak gelebilmelerini sağlamak. Ama sadece o öyle değil, biraz ticaret de katalım içine. Yaptık. Bir tek 6 Şubat depremlerinden sonra dalgalanma yaşandı. Biz onu toplu taşımada da takip ettik. Bir anda bir yükselen oldu, sonra bir azalma. Onun biraz oturmaya zamanı ihtiyacı var. Ne kadar burada kalacak? Ki bir kısmı hala yeniden dönüşü aşamasında. Ama şu an araçlar mümkün ki bunu düzeltmek. Ama bu 2.7 gerçekten fiziksel anlamda da yapılabilecek maksimum gibi. Çünkü artık yerleşim açık alanlar, emsali belli, yapılaşma koşulları tanımlı olan daha fazlası artık kaçak bir durum söz konusu. Bu anlamda hani iyi bir projeksiyon olarak düşünüyoruz.